Adede de birer ihtar verildi Hüseyin Gümüşalan ve Osman Aynur'a sevgili izleyiciler. İhtar biraz daha güreşi çözdürecektir. Mavi kelebeklerimizle Konya Adası ve Türkiye'de ilk kez Süper Lig Handball Kupası yaşanan başta tek başına yazan Konya Belediye Başkanı Masayi sevgili Halil Bağdat, çok selam gönderiyoruz. Coşku da alkışlıyor. Mavi kelebeklerimizi altın kızlarımızı tebrikliyoruz. Davul zurnanın da çalması lazım güreş havalarını, yoksa heyecan daha da düşüyor. Tekten yakalamak istedi kontrat atla Hüseyin Gümüşalan. Osman Karagöz Hüseyin Dönmez bizleri izliyor. Mehmet Haytay bizleri izliyor. Evet, bu karşılaşma hakkında yorumlarınızı yazar mısınız? Osman Nuri İpek, Orhan Okulu devam ediyor. Hüdayi Akkeçili Enes Doğan'ı tebrik ediyor. Evet, yine güreşin bir an önce çözülmesi gerekiyor. Haydi Hüseyin Gümüşalan, haydi Osman Aynur. İşte burada mesafeli güreş olunca sevgili izleyiciler, güreşin tadı tuzu kalmıyor. Yani bu kısmet oyunu neden var? Bu kasnak, bu kazık, bu paça neden var? Yağlı güreşin ana teması paça ve kasnak. Bu kısmet neden giyiliyor? Neden yağlanıyor? Bunun bir amacı var. Ve yağlı güreş mesafeli bir mücadele değil, tamamen mesafesiz. Kurbuca bölgesi hakemlerimizden Aziz Okul Hoca, Elma bölgesi hakemlerimizden Özgür Yapıcı Hoca, Kurbuca bölgesi hakemlerimizden Mehmet Karabık Hoca yapacaktır. Arz oldu. Allah Allah! İyice Allah! Evet, hemen kasnağı buldu. Osman Aynur savuşturdu. Devamlı kasnak ve kasnağı kapatana da ihtar da ayrıca verilebilir. Çünkü artık bu saatten sonra hangi taraf biraz daha aktifse dengesini bozdu. Tek de almak istedi. Şu an biraz daha savunmaya yönelik güreşiyor Osman Aynur. Hüseyin Gümüşalan'a tam bir hücum gerçekleştiremedi ama bir tık daha güreş arayışı alışan tarafı ödüllendirmek gerekiyor.
Şu an güneş gidince monitör olarak bizde görüş açımız rahatladı. Ve tabii yayla havası olduğu için şu an Hüseyin Gümüşoğlan bir tık daha aktif. Sevgili izleyiciler, Osman Aynur'a ihtar verilebilir. Ben Antalyalıyım. Osman Aynur da Antalyalı ama şu an kasak arayışına devam ediyor Hüseyin Gümüşoğlan. Antalya Korkeli Cemizler Meclis Kültür Merkezi Arkadaşı yaşanıyor. Bugün burada Ağrı Otomotiv'de ara ara budamaya yelteniyor ama iyi kapanıyor Osman Aynur. İyi savunma yapıyor. Antalya Korkeli Spor Kulübü tekrarı bugün burada Korkeli'de faaliyet gösteren bu inşaatın sahibi iş adamı sayın Muhammed Bulut adına güreş yapıyor. Zeki Alp Bulut Antalya Korkeli top topuna doğru final sahasını Antalya Fikir Bölgesi hakemlerimizde Yusuf Yılmaz yapacaktır. Az oldu. Ayak boyu final. Antalya Asfaliye Başkanı Eczacı Sayın Halil Şahin adına giriş yapıyor. Yine Antalya Asfaliye gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Sevgili seyirciler, bu tarz güreşin önüne geçilmesi gerekiyor acilen. Veli Karabacak selam gönderiyor. Bayram Karataş Demre'den diyor ki 40 dakikadan sonra 20 dakika süresinde yenişemeyen pehlivanları diskalifiye edilsin. Bakın nasıl oluyor. Olabilir. Bunlar düşünülmeli. Mantıklı. İnanın bununla ilgili bir Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun bir kafa yorması gerekiyor. Bu kısır döngü güreşlerinin bir an evvel sonuçlanması gerekiyor sevgili seyirciler. Hakikaten Kanal B televizyonu kurumsal bir güreşin zamanında bitmesi gerekiyor. Ama ona rağmen kanalımız diğer programları geçiştiriyor. Yağlı güreşe önem veriyor kanalımız, Kanal V. Ama işte bu tür güreşlerde uzaktan gelen seyircilerimiz var. Onlar daha evlerine gidecek, yolculuk olacak. Evet, şu an hakim heyetinin gerçekten yanında canlı yayın masamız. Çekirdek yiyen, bağıran, çağıran. Hayırlısıyla şu canlı yayını bitirelim inşallah. İhtarlar iki iki verilebilir ama ihtarların iki iki verilmesinden ziyade kim artık kılı kırk yararak bir tık daha çalışıyorsa o tarafa ödüllendirilmesi gerekiyor. Bu güreş başka türlü çözülemez ve ihtarla, üç ihtarla bir iki karşılaşmada atılırsa artık hemen pehlivanlarımız ve baş pehlivanlarımız ona göre önlem alacaktır. Daha mücadeleci, daha direkt güreşe giren mücadele sergilecektir. Ve sevgili seyirciler, bakın ihtarlar verildi. Yavaş yavaş Gümüşoğlan'ın yan kasnağı oradan buldu. Kendine doğru çekti. Ve ayağını takarak savurdu. Ve sırt üstü rakibi Osman Aynur'u getirdi. Osman Aynur'a geçmiş olsun diyoruz.